Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda asitler, bazlar ve tuzlarla ilgili 9. testimizi çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki halk arasında yemek tuzu olarak bilinen madde ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Et yemek tuzu dediğimiz sodyum klorür şeklinde formül olan maddedir. Kışın yolların buzlanmasını önlemek için et. Kışın kullanılan bir maddedir. Özellikle kar yağdıktan sonra buzlu yollarda. Çamaşır suyu eldesinde yine kullanılıyor. Evet, çamaşır suyunun eldesinde biliyorsunuz çamaşır suyunun formülü budur. Bu maddeyi elde etmek için nedir? Sodyum hidroksitle bunu tepkimeye sokarsak bu madde oluşur mu? Oluşur. İnşaat sektöründe alçı üretiminde kullanılıyor. Alçı dediğimiz bakın kalsiyum sülfatlı bir bileşiktir. Hatta sonunda su kısmı da vardır. Yani sodyum klorla alakası yoktu. Cevap 1 ve 2'dir. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda formülü veren tuzlardan hangisinin kimyasal adı yanlıştır? Birinci maddemize baktığımızda sodyum karbonat demiş. Bu sodyum karbonat değildir. Sodyum bikarbonattır. Çünkü sodyum karbonatın formülü şu şekildedir. Karbonat. O zaman A şıkkı yanlıştır. Potasyum nitrat, kalsiyum sülfat, sodyum klorür, amonyum klorür ifadeleri doğrudur. Şurada bir ifadesi olması lazım ya da sodyum karbonat şu şekilde gösterilir. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi tuzlar için yanlış? Tuzlar katyon ve anyonların elektrostatik çekimle bir arada bulunduğu bileşiklerdir. Evet, tuzlar mesela en çok aklımıza gelen tuz sodyum kloridir. Burada bakın katyon ve anyon var ve bunların bir arada bulunduğu yani elektrostatik çekim kuvveti dediğimiz iyonik bağla birbirlerine bağlıdır. Metallerin oksitleri ve hidroksitleri tuzdur diyor. Bakın metallerin oksitleri ve hidroksitleri tuz olmaz. Metallerin oksitleri ve hidroksitleri ne özelliği gösterir? Baz özelliği gösterir. Yani şöyle söyleyeyim mesela metal oksit nedir? Bazdır ya da metal hidroksit. Bu da baz özelliği gösterir. B şıkkı yanlıştır. Tuzların sulu çözeltisi elektrik akımını iletir çünkü iyon var içerisinde. Tuz çözeltileri asidik, bazik ya da nötral olabilir. Evet şöyle söyleyelim eğer kuvvetli asit artı zayıf baz tepkimeye girerse asidik tuz oluşur. Kuvvetli baz, zayıf asit girerse bazik tuz oluşur. Hem asidimiz kuvvetli hem de bazımız kuvvetli olursa da nötral tuz oluşur. Yani tuzlar da kendi içerisinde asidik, bazik ya da nötr özellik gösterebilirler. Bazın katyonu ile asidin anyonu birleşerek tuz oluşur. Bakın mesela sodyum hidroksitten hidroklorik asit tepkimeye giriyor. Ne oluşuyor? Sodyum klorür oluşuyor. Bazın katyonu ile asidin anyonu ifadesi doğrudur. O zaman E şıkkına doğru dedik. B'ye yanlış dedik zaten. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Diyor ki sodyum bikarbonat bileşiği ile ilgili hangileri doğru diyor. Çamaşır sodası olarak bilinir ifadesi yanlıştır. Bu yemek sodası olarak bilinen kabartma tozudur. Çamaşır sodası olansa az önceki verdiğimiz ikinci soruda vardı herhalde. Sodyum karbonattır. Yangın söndürücülerin üretiminde evet yine yangın söndürücülerde kullanılan bir maddedir. Bu doğrudur. Sert suların yumuşatılmasında katkı maddesi olarak kullanılır. Evet yine şuradaki sodyum nedir? Suları yumuşatmada kullanılabiliyor. Yangın söndürücülerde buradaki karbon bakın bir karbonatın içerisindeki karbonat diyelim kısmı karbondioksitle dönüşerek kullanılabiliyor. Cevap 2 ve 3'tür. Evet 5. sorumuza baktığımızda sodyum karbonat bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Evet bakın formülü budur. Zaten birkaç soruda da formülü ismi geçmişti. Doğrudur. Susuz sodyum karbonata soda külü de denir. Evet soda külü ifadesi yine bu madde için kullanılan bir ifadedir. Hazır gıdalarda pH ayarlayıcı olarak kullanılır. Evet yine nedir? Bazik özellik gösterdiği için pH ayarlayıcı olarak kullanılabilen bir maddedir. Cevap nedir? E şıkkıdır. Altıncı sorumuza baktığımızda kalsiyum karbonat tuzu ile ilgili hangisi yanlış diyor. Formülü bu şekilde. Evet, kalsiyum karbonat doğrudur. Suda çok iyi çözünür. Hayır, suda az çözünen bir maddedir. O zaman ikinci ifade yanlıştır. Kireç taşı olarak bilinir. Doğrudur. İnşaat zaten kireç ise inşaatta kullanılır. Yine seramik ve cam üretiminde kullanılan bir maddedir. Yedinci sorumuza baktığımızda amonyum klorür bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Halk arasındaki yaygın adı nişadırdır. Evet bu doğru bir ifadedir. Bu bileşiğin yaygın adı budur. Galvaniz ve lehimlenecek metal yüzeylerin temizlemede kullanılan bir maddedir. Evet yine doğru bir ifadedir. Şöyle söyleyeyim diğer testlerde de söyleyeyim. Yani kullanım alanları birazcık ezber. Yani sonuçta oturup okuyup ezberlememiz gereken kısımlardandır. Yani doğru bir ifadedir. Kullanılıyor. Suni gübre üretiminde kullanılıyor. Zaten gübrelerin içerisinde ne vardır? Amonyum kökü vardır. O zaman bu da doğru bir ifadedir. Cevap hepsidir. Sekizinci sorumuza baktığımda diyor ki aşağıda bazı tuzlar ve bu tuzların kullanım alanları verilmiştir.
Bu maddelerin hangilerinin karşısında verilen kullanım alanı doğru verilmiştir? Sodyum klorür etlerin ve gıdanın korunmasında evet tuzlayıp ne yapıyoruz? Sakladığımızda bozulmasını önlemiş oluyoruz. Sodyum bikarbonat içeceklerde asit düzenleyici olarak kullanılır. Evet nedir bu? Yine pH düzenleyici olarak kullanılan bir maddedir. Gıda sanayisinde kullanılır. Kalsiyum karbonat kireç taşı dediğimiz madde yine porselen ve seramik üretiminde kullanılır. Cevap hepsidir arkadaşlar. 9. sorumuza baktığımızda diyor ki bir tuzla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre özellikle verilen tuzun formülü aşağıdakilerden hangisidir? Halk arasında Nişadır olarak bilinir. Evet Nişadır ismini bilmek zorundasınız. Amonyum klorürdür. Suda iyi çözünür. İnorganik beyaz zaten tuzlar genelde hep bu özelliklere sahiptir. Çinko karbonpilleri de elektrolit olarak kullanılan bir maddedir. Yine amonyum klorür. Cevap A şıkkıdır. Birinci yargıdan çıkardık zaten. 10. sorumuza baktığımızda çamaşır suyu ile ilgili hangileri doğrudur? Ağartıcı özelliği vardır. Evet, beyazlatıcı özelliği vardır. Tuz ruhu ile karıştığında çok zehirli olan klor gazı açığa çıkar. Bu yüzden ne yapıyoruz? Temizlik yaparken bunları birbirine karıştırmıyoruz. Çamaşır suyuyla tuz ruhunu zehirlenebiliriz. Sodyum hipokloritin evet formülü budur. Seyreltik sulu çözeltisi. Cevap E şıkkıdır. Tuzların genel özellikleri ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. İyonik yapılı bileşiklerdir ve en küçük birimleri hücredir diyor. Evet birim hücredir. Erime ve kaynama noktaları yüksektir çünkü iyonik bağ var. Suda az ya da çok çözünürler. Doğrudur. Bazıları az çözünebiliyor, bazıları çok çözünüyor. İyonlarına erişiyor. Kristal yapılıdırlar. Doğrudur. Katı ve sıvı halde iyon hareketiyle elektriği iletirler diyor. İyonik bileşikler biliyorsun katı halde elektriği iletmez. Sıvı halde ya da suda çözündüğünde iletirler. 12. sorumuza baktığımızda tuzların kullanım alanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Amonyum klorür balgam söktürücü özelliğinden dolayı soğuk algınlığı ilaçlarında kullanılır. Evet doğrudur. Kalsiyum karbonat tarımda aşırı asitli toprakların pH'ini düzenlemede kullanılır. Bazik bir madde olduğu için kullanabiliriz. Sodyum hipoklorit yemeklerde lezzet amacıyla kullanılır diyor. Bu çamaşır suyudur. Kullanılmaz. Şuradaki oksijeni buraya da yazabilirler. Buraya da o zaman C şıkkı yanlıştır. Sodyum karbonat yine kağıt yapımında suyun sertliğinde kullanılır. Şuradaki sodyumdan suyun sertliği ya da kağıt sanayisinde kullanılıyor. Sodyum bikarbonat su ve atık arıtımında diyor. Evet yine suyu yumuşatmada kullanılan bir maddedir. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.